Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an ben yine birdenbire kendimi tatilde buluverdim. Döneli bir hafta olmuştu ama bana yetmediği için ben tekrarlamaya karar verdim. Yine aynı yerdeyim ama bu sefer tekim ve birazcık daha böyle eğlenceli bir şeyler çekmeye çalışacağım. Şimdi geçen hafta geldiğimizde bir sinek ısırısı bir şeyleri oldu. Hastaneye gittim geldim. O gün tamamen uyudum, boşa gitti derken yani böyle her şey bir araya gelince çok da eğlenceli bir vlog olmadı diye düşünüyorum. Her ne kadar çok keyifli başlasam da sonu birazcık böyle şey bitti. Durgun bitti. O yüzden bugün çok daha kısa buradayım 3 gün. Ama çok daha keyifli bir video sizleri bekliyor olacak. Şimdi daha yeni giriş yaptım. Bir şeyler yiyeceğim. Bu arada öğlen yemeğine daha bir saat var. O yüzden ben havuz başındaki pizzalara saldırmaya gidiyor gibiyim şu anda. Gidiyoruz. Neyse. Çok keyifli olacak. O zaman şimdiden görüşürüz. Ne yapalım? Yemek yerken görüşürüz. Geçen hafta o kadar hiçbir yere çekememiştim ki şu an yaptığım her şeyi böyle kameraya almak istiyorum. Şu yol havuza giden yol. Şimdi solda havuz kalacak. Burayı biraz hızlandıralım. Geldik ama burası neden bu kadar dolu? Pizzalar 12.30'da çıkacakmış. Seri üzgünüm. Direkt öğlen yemeği yerim artık. Oturma yerleri var bu arada. Restoranın açılmasını yılbaşına girerkenki geri sayım kadar bile beklememiştim. O kadar açım ki size anlatamam ve şu an aşırı bir sıra var ve mutsuz. Şöyleli bir şeyler aldım ve istediğim masayı da kaptım. 15 dakika içinde üzerime 3 tane uğur böceği kondu ama yine de şu soruyu sormadan edemiyorum. Ben neden buraya her geldiğimde hava bozuyor? Neden rüzgar çıkıyor ve neden bulutlar birdenbire böyle kendini belli ediyor? Şu an bayağı rüzgarlı yani. Daha geleli sadece 1 saat oldu ve ben havayı değiştirdim. Çok garip. Bu da şöyle bir şey almıştım. Denemeye video çektim ama yetiştiremedim. Göstereyim birazdan. Gerçekten inanılmaz ya hava. Buradan çıkamıyorum ama içecek alacağım. Hava düzelmeyecek. Otel şu anda daha öncekine nazaran o kadar iyi bir performans sergiliyor ki size anlatamam ama gösterebilirim. Şimdi kapıdan girip size minik bir oda turu yapacağım. Daha önce tek kalmadığım için ve her yer dağınık olduğu için oda turu yapmamıştım. Ama az çok böyle arka plandan görünüyordu geçen haftaki vlogumda. Hani şu anki odayla daha önceki odanın hiçbir alakası yok. Ve ben hala böyle bir oda varsa biz neden öyle bir odada kaldık falan modundayım. Anlatmıyorum, gösteriyorum. Kapıdan giriyorum. Şimdi banyoya en son geçen. Burada şurada bir tane oda var. Kilitli ve nasıl açıldığını asla bilmiyorum. Açılmıyor. Kapıdan girdim. Şurada şöyle bir şey var. Valizimi bunun üzerine açacağım. Hiç beklemediğim bir performansta bir dolap var. Daha sonra şurada bir ayna var. Burada bir sürü post çekeriz. Şöyle buzdolabı ve üzerinde yine bir ayna var. Televizyon. Önünde bir sehpa. Makyaj aynası. Ve yataklar 3 tane. Yani böyle olduğuna şaşırmayın çünkü daha önceki odaya göre şu anda kıyaslıyorum ve hani çok çok iyi. Neyse şöyle kısa bir oda turu olsun. Bu arada benim önceki hafta kaldığımda yine video izlediyseniz görmüşsünüzdür. Balkon yoktu asla. Klima hepsinde evet var ama şöyle bir koltuk olsun, hani şöyle bir masa olsun, hiçbir şey yoktu. Artı olarak minicik bir camım vardı. Burada kocaman bir balkon var. Sinekli olması beni çok mutlu etti. Geniş açıyı alayım şöyle. Şöyle bir balkonu var. Gece burada oturulur yani gayet. Deniz manzarası çok yok. Şuradan çok minik görüyor ama tamamen ağaç. Biraz yine sinek falan olabilir ama genel olarak sineklik beni çok mutlu etti. İçeriği de tekrar geniş açıdan göstereyim. Kameram mı pis benim? Kameram kirliymiş, çok özür dilerim. Güneş yağı falan sürünce böyle minikten bir şey oldu. Yani o da böyle. Şu an vlog daha bir neşelendi diye düşünüyorum. Ben hala şoktayım. Şimdi şu köşede valizim var, onu açalım.
Bu arada şu an şarjım 5. Ne ara yedim bilmiyorum. Hatta 3.5. Ama banyoyu gezdiğimi yapmışım. O yüzden bir de şöyle hızlı banyoya bakalım. Şöyle odadan geliyorsunuz. Beni görüyorsunuz. Şu oda kilitli, asla açılmıyor. Banyo şurada. Şöyle. Aynası falan. Bayağı geniş. Ben hiç beklemiyordum. Ve asla şey değil. Küçük değil ya. Yeterli. Yine geniş açı. Duşu da böyle. Yani önceki hafta kaldığım odayla bu odanın hani aynı otelde olabildiğine inanmak bile mucize. Çünkü çok uygun fiyata kalmıştık ve hiç ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ne desem boş ya. Çok mutluyum, evet. Evet, çok mutluyum. Oda turumuz bu kadardı. Şimdi sanıyorum ki Kuşadası Çarşı'ya gidiyoruz. Ooo, piti piti karamela sepeti. Valizimi şuraya açacağım. Çünkü tam valizin boyutunda bir yer. Asla yanılmıyorum. Bu arada bu sefer küçük boy valiz aldım. Çünkü 3 günlük. Geçen hafta çok fazla eşya almıştım ve hiçbirini kullanmadım. Ve bu sefer sinekle ilgili her şeyi aldım yanıma. Şu kısmında da hemen göstereyim. Bir tık don ama. Şortlar, yine etekler, croplar, bikinler falan var. Bu taraf birazcık daha böyle işte pijama, ayakkabı, kozmetik falan oldu. Valiz de bu şekilde. 3 günlük bence gayet yeterli. Makyaj yapmak için masaya oturdum. Şu an gözümden gördüğüm görüntüyü göstereceğim size. Gözümün önünde tutuyorum. Ya ben bu aynada nasıl makyaj yapabilirim? Klasik manzarada. Ne deliler gibi yemek yedim. İlk geldiğim günlerde hep böyle oluyor. Gerçi bu sefer iki gece diye düşünürsek yarısı bitti ama ben yine deliler gibi yedim ya. Göbek çıktı. Şimdi odaya gidiyorum. Bu arada tek kalmak gerçekten çok güzel bir şeymiş. Ondan sonra da çarşı turu olacak. Birazcık size etraf çekerim ama karanlık olacağı için nasıl bir tur olur çok bir fikrim yok. Şimdi cüzdanımı falan alacağım. Çantadan birkaç bir şey alacağım. Sonra da çarşıda görüşürüz. Odamın yolu bile iç açıyor bu arada. Şöyle palmiyeler arasından geliyorsunuz. Şurada bir tane basket sahası var. Bir dakika. Çekilelim oradan. Sonra şöyle girip üst kata çıkıyorsunuz. Asansörü kaçırmadan. Kapanacak mısın? Bakar mısınız? Tam güneşin batış saati. Bir bileklik ve bir halk alındı.
otele gelindi. Şimdi dışarı çıkacağım. Bir şeyler var mı diye şöyle bir amfi tarafına gideceğim. Kombinim bu şekilde. Ayakkabılarımı da giydim. Her zamanki gibi ve çıkış yapılıyor. Günaydın. Hemen şöyle bir balkon turuyla başlayalım bugüne. Akşam birazcık erken uyudum denebilir. Şu anda da saat 9.30. Yani yine aslında erken uyandım bence. Erken uyudum, erken uyandım. Güzel oldu. Şimdi kahvaltıya gideceğiz. Bu arada şunları asla giyememiştim geçen tatil. Bugünkü bikini seçimimiz bunlar. Önce kahvaltı, oradan da direkt havuza gideceğim. O yüzden üstümü ona göre giyindim. Plaj çantamı da aldım. Şimdi çıkış yapıyoruz. Yolun bu tarafından giderseniz havuza gidiyorsunuz. Bu taraftan giderseniz de restoran tarafına gidiyorsunuz. Ve deniz tarafına falan da tabii gidiyorsunuz. Şimdi şimdilik sağ tarafa geçtik. Şöyle bir kahvaltı yapayım bitmeden. Bu arada sesim için çok özür diliyorum. İlk uyandığımda hep böyle oluyor. Şöyle bir tane zaten restoranı var. Böyle çok çeşitli değil. Kahvaltı, akşam yemeği hepsi burada oluyor. Öğlen yemeği falan. Şöyle istemeyip bir tur yapayım, ondan sonra masada görüşürüz. Ne kadar çok balık var, bakar mısın? Günün ilk kahvesini de aldım. Şimdi havuza doğru gidiyorum. Bu şimdi ya kafama düşecek, ya uçak gidecek. Niye ya? Son derece acıktım. Bir 2-3 saatte falan sanırım güneşleniyorum. Şimdi yemek zamanı. Saat 6.30 oldu. Ben hala güneşleniyorum ve hiç kimse kalmadı. Sadece 3-4 kişi falan hızla giriyor. Böyle yani. Bu şekilde akşam çıkış yapılmadı. Akşam yemeğini yedim. Yine bir çarşı turu sizi bekliyor. Dün aslında bayağı çekmiştim ama yine bir şeyler çekerim diye düşünüyorum. Böyle çok bir şeyler alamadık. Böyle bir bomboş geçti gibi. Dün o yüzden tekrar gideceğiz. Kombinim ekledir. Öyle yani. Sitemektiyse, sitem sevgiden doğar.
birdenbire yine son güne geçiş yaptık. Bugün o yüzden erken uyandım. Şimdi bir kahvaltı yapmaya gideceğim. Daha sonra da şöyle bir sahil yürüyüş yapacağım. Oraları yine size çekerim. Şimdilik kahvaltıya gidiyoruz. Rüzgar var, o yüzden konuşmuyorum. Bu arada şu güzellikler falan çok güzel duruyor. Daha fotoğraf çekmedik ama bilin bakalım ne eksik. Çıkış yapmadan önce şöyle son bir defa havuza gidelim. Çıkış vakti geldi. Odayı şöyle bir kontrol edeyim diyordum tam. Evet, seni asla unutamam. Hoşça kal güzel balkon, hoşça kal güzel odam. Tekrar bir bakıyorum. Sizinle birlikte bakayım. Bak az önce sinek şeyini görmemiştim. Evet, bir şey unutmamışız gibi. O zaman valizi arabaya koyma vakti. Crocs süslerimin güzelliği peki. Ben yine kapanış konuşmasına böyle pat diye bir geçiş yaptım. Çünkü otelden çıkıyorum ve çıkmadan yine buradan böyle bir veda edeyim istedim. Bence 2-3 günlük bir tatil olmasına rağmen bayağı keyifliydi. Ben çok dinlendim. Gayet böyle güzel geçtiğini düşünüyorum. Siz de umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve eğer hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman Kuşadası ikinci tatilinden hepinize görüşürüz diyorum. Tatil bu kadardı.